1402'de Yıldırım Bayezid ve Emir Timur'un karşılaşmasından galip çıkan Timur oldu. Bu galibiyet Asya'nın Büyük Hakanı'nın zafer madalyalarından sadece bir tanesiydi. Onun için Ankara zaferi yüzünü gülümsetecek ufak bir başarımdı belki de. Ama Bayezid'in takipçileri için durum bambaşkaydı. Ankara bozkırındaki mağlubiyet Osmanlı'yı adeta temellerinden sarsmış, büyüyen çınarın gövdesine inen Timurlenk'in baltası neredeyse ağacı devirmişti. Bu hafta sizlere Ankara Muharebesi'nden sonra Osmanlı'nın içine düştüğü buhranlı dönemi, yani Fetret Devri'ni anlatacağız. Videoyu beğenip paylaşmanız için kısa bir es veriyoruz. Ayrıca Discord grubumuzdaki tarih konuşmalarına katılmak için ilgili bağlantı linkini de açıklamada bulabileceğinizi unutmayınız. Anadolu'nun kaderi Muharebe Meydanı'nın galibi Emir Timur'un iki dudağının arasındaydı. Timur'un amacı ganimet toplamak, İklim-i Rum'da kendisini tehdit edebilecek bir siyasi güç bırakmamak ve ardından Çin'e gitmekti. Çin'e gitmek için sabırsızlansa da öncelikle buradaki işleri yoluna koymalıydı. Yıldırım'ın o an hayatta olan 6 oğlu vardı. Bunlardan en küçüğü olduğu varsayılan Kasım zaten savaş sırasında Bursa'daydı. Süleyman, İsa ve Mehmet savaş alanından kaçıp Çağatay ordusunun gazabından kıl payı kurtulmuşlardı. En büyük kardeş Süleyman önce payitaht Bursa'ya gitti. Kardeşi Kasım ve Fatma'yı yanına katıp hazineden alabildiği kadarıyla buradan Anadolu Hisarı'na vardı. Bir şekilde denizin ötesine geçip Rumeli'deki güçlerin başına geçmeliydi. Bu da Doğu Roma'nın izin verdiği süreci olabilirdi. Deniz yoluyla Gelibolu'ya hareket etti. Burada biraz durup Doğu Roma İmparatoru 7. Yanis'le bir anlaşma yaptı. Anlaşma uyarınca baba ve atasının aldığı bazı kaleleri, Selanik kentini ve Teselya bölgesini Romalılara bırakmayı kabul etti. Karşılığında meşru sultan olarak tanınmasını şart koştu. Yine anlaşma gereği Roma, Süleyman'ın kardeşlerinden herhangi birine Rumeli'ye geçmesi konusunda yardım etmeyecekti. Süleyman, bölgede tutunabilmesinin bu tavizlerden geçtiğini düşünüyordu. Sonrasında Edirne'ye ulaşıp Rumeli beylerinin ve daha da önemlisi Vezir Çandarlı Ali'nin desteğiyle kendisini sultan ilan etti. İsa Çelebi savaş sonrasında Balıkesir'e kaçarken Mehmet Çelebi Bolu tarafına gidip dağlarda saklandı. Ankara Muharebesi'nin önemli isimlerinden Stefan Lazareviç ise İstanbul'a geldi. Burada Doğu Romalılarca Sırp despotu ilan edildi. Ülkesine dönüp Brankoviçler üzerinde üstünlük sağladı. Despot, bir vakit sonra Osmanlı'daki otorite boşluğundan yararlanıp onlarla bağını kopardı ve Macar kralının üstünlüğünü tanıyacaktı. Gururu kırılmış Yıldırım Bayezid ise oğulları Musa ve Mustafa ile esir düşmüştü. Timur başta Bayezid'e iyi davrandı, hak ettiği gibi muamele gösterdi. Onu bir hükümdar gibi ağırladı. Başına bela olmaması için Osmanoğlunu Semerkant'a götürme niyetindeydi. Emir'in zaferden sonraki ilk hamlesi bu oldu. Ardından diğerleri de geldi. 30 bin kişilik bir birliği başşehir Bursa'ya yolladı. Çağataylı askerleri dört başı mamuru Bursa'yı yağmalayıp ateşe verdiler. Yağmadan ve talandan İznik ve İzmit'te nasibini aldı. Osmanlı kentlerinden bir Timur fırtınası geçti. Askerler Kütahya'da kendilerini bekleyen Timur'un yanına giderken yanlarında esir olarak sultanın eşi, Sırp lider Lazar'ın kızı Prenses Olivera'yı ve kızlarını da götürmüşlerdi. Batı Anadolu'da ilerleyen Timur, Denizli üzerinden İzmir'e yöneldi. Yoldayken Anadolu beyliklerinin topraklarını eski sahiplerine verdiğini ilan eden yarlıklar dağıttı. Böylece Karamanoğulları, Germiyanoğulları, Saruhanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları gibi eski beylikler yeniden kuruldu. Timur, İzmir'i elinde tutan Rodos şövalyelerini vergi vermeleri konusunda uyarsa da şövalyeler buna kulak asmadılar. Timur da kenti kuşattı ve 2 hafta içerisinde Aralık 1402'de aldı. İzmir'in fethinden sonra Timur, kışı geçirmek için Tire ve Selçuk dolaylarında kışladı. O buradayken Bayezid'in şehzadeleri Süleyman ve İsa itaatlerini sunan elçiler yolladılar. Timur, onları kendisine bağlı kalmak kaydıyla Edirne ve Karesi emirleri olarak kabul etti. Bu hamlesiyle Osmanlı mülkünü böldü. 4 nesildir yükselen Osmanlıların toprak bütünlüğünü bir çırpıda bozuverdi. Anadolu'da sınırlar bu kadar hızlı değişirken Osmanlı'nın Balkan topraklarında durum aynı değildi. 1. Murat ve Yıldırım'ın yok ettiği Balkan devletleri yeniden kurulamadı. Çünkü yerel liderler ve haneleri Türklerce yok edilmiş,
Asilzade sınıfının malları da tımar olarak Türklere dağıtılmıştı. O kadar ki Sırp despotu Lazar bile onca kaosa rağmen Osmanlı aleyhine yeterince genişleyememişti. Venedik ve Doğu Roma gibi hali hazırda var olan yapılar Osmanlı mülkünden biraz ısırık alabilmişlerdi. Timur'un bölgeye gelmesinden en çok memnun olan o sırada Türklere karşı Avrupa'da yardım arayan Doğu Roma'nın kıdemli imparatoru II. Manu idi. Çağatay ordusunun sürekli İstanbul kapılarına dayanan Osmanlıları ezip geçmesi onu oldukça mutlu etmişti. Fakat Timur'un bir isteği bu mutluluğu bozdu. Timur, Rumeli'ye geçmek için Doğu Roma'ya bir filo hazırlamasını emretti. İmparatorun bir anda paçaları tutuşmuştu. Neyse ki Timur sonra bu fikrinden vazgeçti. Çin'e yapacağı büyük seferi düşünmüş olmalı ki zamanını alacak yeni bir maceradan kaçındı. Bahar'la beraber memleketinin yolunu tuttu. 1403'ün Mart'ında mağlup Sultan Bayezid, Akşehir'de birden ölüverdi. Kimi rivayetlere göre sultan kederden ve hastalıktan ölmüşken, kimilerine göre ise yaşadıklarını gururuna yediremeyip intihar etmişti. Timur, Anadolu'da kendisini tehdit edecek bir gücün yükselemeyeceğine kanaat getirince bu topraklardan ayrılma işini hızlandırdı. Daha önce buraya göç etmiş Moğol boylarından Tatarları da önüne katıp doğuya ilerledi. O Erzincan dolaylarındayken Bayezid'in diğer bir oğlu Mehmet Çelebi Bolu'da saklandığı yerden çıkıp 1000 kadar adamı ve Bayezid Paşa ile Amasya'ya vardı. Burada hakimiyet sağladı. Timur'a biat ettiğini bildirdi. Timur da ona yarlık yollayıp Amasya emiri olarak kabul etti. Anadolu'yu terk etmeden önce son bir hamle daha yapıp Bayezid'in oğullarından Küçük Musa'nın eline al damgalı bir yarlık verip babasının naaşını Bursa'ya götürmesine izin verdi. Onun bu hamlesi parçalanmış Osmanlı mülkünün tahtı için yapılacak amansız mücadelenin fitilini ateşledi. Timur Anadolu'yu terk edince o zamana kadar sessiz kalmış şehzadeler bir anda kendilerini gösterdiler. Elinde Timur'un verdiği yarlıkla Kütahya'da bulunan Musa Çelebi, Bursa'ya girip tahta oturmak için o sırada kentte olan İsa Çelebi'nin üzerine gitti. Kardeşiyle Bursa yakınlarında cenge tutuşup onu yendikten sonra kendini sultan ilan etti. Ama onun sultanlığını kardeşleri tanımadılar. Balıkesir'e çekilen İsa Çelebi yeniden güç toplayıp kendisine yaşattıklarının bedelini ödetmek için Musa Çelebi'nin üzerine yürüdü. Bu sefer galip gelip kardeşini şehirden çıkardı. Musa Çelebi ise önce Kütahya'ya çekildi, ardından Karamanoğlu Beyliğine sığındı. Kendisinden birkaç yaş büyük olduğu sanılan Mehmet Çelebi'nin çağrısı üzerine sonradan Amasya'ya geçti. Kardeşleri Bursa için çekişe dururken Mehmet Çelebi, Canik beyleriyle uğraşıyordu. Hepsini bir bir kenara itip Niksar, Samsun, Tokat ve Sivas taraflarında konumunu sağlamlaştırdı. Biraderi İsa Çelebi'ye bir elçi yollayıp Anadolu'yu aralarında bölüşme teklifi yaptı. İsa, büyük şehzade olduğunu söyleyerek bu teklife rağbet etmedi. Daha 15 yaşında olan Mehmet de atlanıp pusatlandı. 1403 yılı içerisinde ağabeyinin üzerine gitti. Taraflar arasındaki ilk muharebe Domaniç belinde oldu. Mehmet, Sarı Timur Taşpaşa önderliğindeki düşmanına karşı galip gelip Bursa'ya avdet etti. İsa ise Uluabat'ta savunmaya çekilmişti. Mehmet batıya yönelince ikinci muharebe burada gerçekleşti. Uluabat gölünden Marmara Denizi'ne dökülen Gideye'nin sağ yakasındaki muharebede galip gelen yine Mehmet Çelebi oldu. İsa canını zor kurtarıp Yalova'dan bir sandalı atlayıp İstanbul'a iltica etti. İmparatora sığındı. II. Manuel onu Emir Süleyman'ın yanına yolladı. Süleyman, küçük kardeşi Mehmet'in Anadolu'daki Osmanlı mülkünü elinde tutmasını kendisine bir tehdit olarak gördü. Bu tehdide karşı desteğini esirgemediği İsa'yı silahlandırıp Anadolu'ya geçirmeyi planladı. Ağabeyinin adamlarını peşine takan İsa Çelebi, Çanakkale Boğazı'nı geçip Karesi vilayetine girdi. Mehmet Çelebi o esnada Tokat'taydı. Bundan istifadeyle Bursa'ya yönelse de halk onu kente sokmadı. Kardeşinin üzerine geldiğini öğrenince güneye Beyşehir'e kadar inse de ona elini uzatan Kastamonu Bey'i İsfendiyar'a sığındı. Candaroğullarının askerleriyle harekete geçip Ankara'yı kuşattı. Burayı alamadığı gibi Gerede yakınlarında kardeşine yenilip Kastamonu'ya döndü. Aydınoğulları topraklarında hakimiyet kurmuş Cüneyt Bey'e sığınmanın iyi bir fikir olduğunu düşünüp İzmir'e geçti.
Tarihler 1405'in Şubat'ını gösterdiğinde doğudan gelen mühim bir haber bir çağın kapandığını ilan etti. Emir Timur Otrar'da ölmüştü. Oğulları ve torunları onun mirası için mücadeleye girişmişlerdi. Bu gelişmeler Anadolu'daki liderlerin artık daha özgür hareket edebilmesi için bir fırsata dönüşecekti. İsa Çelebi yenilen pehlivan güreşe doymaz misali Aydın ve Saruhan Beyliği'nin desteğiyle 1406'da bir kez daha Bursa'ya ilerledi. Emrinde 20 bin kişi vardı. Mehmet Çelebi'nin ise 10 bin kadar askeri vardı. Fakat onun ordusu ağabeyininkinden daha düzenli ve disiplinliydi. Tarafların muharebesinde galip gelen Mehmet Çelebi oldu. İsa bu sefer de Karaman tarafına yönelip ortadan kayboldu. Mehmet Çelebi ağabeyini yenmekle kalmayıp Manisa'ya ilerledi. Kendisine düşmanca davrandığı gerekçesiyle Saruhan Bey'i ve aynı zamanda 1. Murat'ın damadı Hızır Şah'ı idam edip Saruhan mülküne el koydu. İsa ise Karaman taraflarında barınamayıp sultan önünde gizlendi. Çelebi Mehmet'in adamları tarafından gizlendiği yerde bulundu ve öldürüldü. Onun ölümüyle taht adaylarından birisi ortadan kalktı. Rumeli'deki Emir Süleyman, Mehmet'in palazlanmasının önüne geçmesi gerektiğinin farkındaydı. Ama pek çok kaynağın belirttiği şekilde o, cömert olmanın yanında keyfe ve zevke düşkün yozlaşmış bir karakterdi. Emir'in asıl itici gücü veziri Çandarlı Ali'ydi. Emir Süleyman, vezirinin yönlendirmesiyle Çanakkale Boğazı'ndan Anadolu'ya geçti. Mehmet, ağabeyinin gücünden çekinip Bursa'yı terk etti. Bu da Süleyman'ın kolayca kente girmesine olanak verdi. Çandarlı Ali Ankara'ya ilerleyip burayı alırken Süleyman Batı Anadolu beylerinin kendisine karşı kurulan ittifakını duyunca bölgeye ilerledi. Müttefik ordusunun başında bulunan Aydın Bey Cüneyt, müttefiklerinin kendisine ihanet edeceğini sezip Süleyman'ın tarafına geçti. Süleyman onu Ohriye'ye sancak beyi yapıp Boğaz'ın ötesine yolladı. Batı Anadolu'da biraz kaldıktan sonra Bursa'ya döndü. Mehmet Çelebi, ağabeyinin Bursa'da zevk alemlerinde olmasından yararlanmak isteyip asker sevk etti. Sakarya Nehri kenarında giriştiği muharebede fazlaca zayiat verdi ve mağlup oldu. Bir sonraki hamlesine kadar güç toplamak adına yeniden Sarsılmaz Kalesi Amasya'ya döndü. 1406 yılının en önemli olaylarından birisi Çandarlı Ali'nin vefat etmesiydi. Çandarlı, Emir Süleyman'ın gören gözü, duyan kulağı, işleyen eli koluydu. Onun ölümü Emir için büyük bir kayıp oldu. Ayrıca Süleyman Anadolu'ya geçtikten sonra Rumeli uç beylerinden giderek uzaklaştı. Anadolu'daki beylere çok daha hürmet eder oldu. Bu da Rumeli uç beylerinin Edirne emiriyle aralarına bir soğukluğun girmesine sebep oldu. Süleyman'ın destekçileri arasında artık iyice kocamış olmasına rağmen hala savaş meydanlarına inen Evrenos Gazi de vardı. Evrenos, Karamanoğullarının üzerine gidip Sivrihisar'ı aldı. Durum üzerine Konya Bey'i ile Amasya'daki Mehmet Çelebi bir araya gelip bir ittifak yaptılar. Bu ittifak Evrenos Bey'i Ankara'ya çekilmeye mecbur etti. Çelebi Mehmet, mağlup olmasından bu yana kendi mıntıkasında gücünü yinelemeye çalışıyordu. Karamanoğulları ile olan ittifakı yeniden harekete geçtiğinin bir işareti olarak algılanabilir. Ama bu, ağabeyinin elindeki tahtı almak için yetmezdi. Mehmet Çelebi kurnazca bir hamle yaparak oyuna yeni bir aktör soktu. Maksadı yanında bulunan kardeşi Musa'yı bir yem olarak kullanarak Süleyman'ı Rumeli'ye çekmek ve onun yokluğundan faydalanarak Anadolu topraklarına hakim olmaktı. Musa da Rumeli toprakları kendine kalacağından bu işbirliğini seve seve kabul etti. İsfendiyar Bey aracılığıyla Karadeniz'in ötesindeki Eflak Voyvodası Mirsea ile irtibat kuruldu. Mirsea kendisi için çıkarlı gördüğü ittifaka dahil oldu. Musa Çelebi, Sinop'ta oluşturulan ufak bir filoyla 1409'da denize açıldı. Karadeniz'i aşıp Kırım'daki Kefe'ye çıktı. Oradan güneye inen ticaret yollarını takip edip Eflak topraklarına vardı. Voyvoda'nın kızıyla evlendiği gibi Sırp lider Stefan Lazarević'i yanına çekti. Emir Süleyman ile arası açık olan Rumeli beylerini sancağı altında topladı. Yuvarlandıkça büyüyen bir kar topu gibi hacimlendi ve kuvvetlendi. Ardındaki destekle hiç zorlanmadan Edirne'ye girdi. Süleyman'ın yokluğunda Vidin tarafları da karışmıştı. Bayezid'in ortadan kaldırdığı Vidin Bulgar Çarlığından Strasmir'in oğlu Konstantin, akrabalarıyla isyan etmiş ve Kuzeybatı Bulgaristan'da yeniden var olmaya çalışıyordu.
Konstantin, Sırp lider Lazar ve Eflatlılar gibi Musa'ya desteğini de açıklamıştı. Emir Süleyman, arkasından çevrilen oyunun çok geç farkına vardı. Rumeli'ye geçebilmek için 2. Manuel ile bir anlaşma daha yapıp ona yeni tavizler verdi. Kardeşleri Fatma ve Kasım'ı rehin olarak İstanbul'a yolladığı gibi Mora Despotu'nun kızıyla da evlendi. Kimi kroniklere göre bu tavizler 1403 yılındaki anlaşmada yer almaktadır. Bayezid'in oğulları 1410 yazında İstanbul'a çok yakın Kosmidion'da karşı karşıya geldiler. Zafer, Doğu Roma'nın desteğini alan Emir Süleyman'ın oldu. Musa ordusuyla Edirne'ye çekildiyse de ağabeyi onu 20 gün kadar sonra kent önlerinde bir muharebeye daha zorladı. Edirne Muharebesi'nin kazananı Emir Süleyman oldu. Musa Çelebi bir anda ortalıktan kaybolurken Süleyman Edirne'ye girip tahtına yeniden kuruldu. Galibiyetler Süleyman'ın kibrini daha da arttırdı. Eğlence düşkünlüğü de had safhaya çıktı. Etrafındaki insanları ve halkın desteğini kendisi fark etmese de hızla kaybetti. 1411'in soğuk bir kış günü aylardır ortalıklarda olmayan Musa Çelebi gizlice Edirne'ye sokulup kenti bastı. O sırada bir hamam sefasında olduğu rivayet edilen Emir Süleyman o kadar gaflete düşmüştü ki kardeşinin kenti bastığına inanmadı. Onu uyaran Mihal oğlu Mehmet Bey'e "Ey Hacı Lalam, nedir bu kelamı pür âlâ? Musa kimdir ki benim üstüme leşker çekip davayı saltanat eyliye?" demişti. Kendisininki gibi Musa'nın da damarlarında Bayezid'in deli kanı akıyordu ve saltanat ateşi onun da içinde alev alev yanıyordu. Edirne garnizonu mukavemet göstermeden teslim oldu. Süleyman en yakın adamlarının ısrarlı uyarılarıyla durumu idrak edebildi ve 3 adamıyla kenti terk etti. Hayatını kurtarabilmek için İstanbul'a imparatorun yanına gitmeye çalışırken yolda bir köyde teşhis edilip yakalandı. Edirne'nin yeni hakiminin emriyle boğularak hayatına son verildi. Yıldırım Bayezid'in sevgili oğlu Süleyman oyundan bu şekilde düşmüş, geriye 2 kişi kalmıştı. Musa Çelebi, Emir Süleyman'a göre daha atak bir siyaset gütmekle beraber daha şiddet birisiydi. Eski Osmanlı aristokrasisinden gelen beylerin yüzüne bakmıyordu. Kendi adamlarını iş başına getirmişti. Ayrıca o günün toplum kurallarına aykırı görüşleriyle tanınan Şeyh Bedrettin'i kaz askeri yapmıştı. Fikren de ondan etkilenmekteydi. Vezirliğe dahi Şeyh Bedrettin'in takipçilerinden olduğu düşünülen Kör Şah Melik adında sıradan birini getirmişti. Musa'nın ilk emirleri Bizans'a terk edilen toprakların yeniden alınması oldu. Ankara Savaşı'ndan beri yavaşlayan dışa yönelik askeri faaliyetler hızlandı. Musa, Süleyman'a destek verdiği için 2. Manuel'den intikam almaya hevesliydi. İmparatordan babasına verilen verginin kendisine verilmesini talep etti. Doğu Roma üzerindeki baskısını arttırabildiği kadar arttırdı. Sonunda bu baskı İstanbul'un kuşatılmasına dek vardı. Musa Çelebi 1411'in sefer mevsiminde karadan kenti kuşattı. Muhasara gereçleri inşa ettirip kenti abluka altına almaya gayret etti. Köşeye sıkışan Manuel Paleologos, mevcudiyetini muhafaza için bir Osmanlı şehzadesini diğerine kırdırma politikası uyarınca Bursa'daki Mehmet Çelebi'den yardım istedi. Mehmet, Emir Süleyman'ın Rumeli'ye gidişinden sonra Osmanlı'nın Anadolu topraklarını almıştı. Ayrıca kendisinin Efla'ya yolladığı kardeşi Musa Çelebi'den de kendi üstünlüğünü tanımasını beklemişti. Fakat Musa, Edirne'ye girdikten sonra ağabeyinin üstünlüğünü tanımamıştı. Bu yüzden Mehmet, imparatorun teklifine sıcak baktı. İstanbul'daki Tekfur Sarayı'na varıp burada onunla ittifak görüşmeleri yaptı. Anlaşmaya varınca Roma gemileriyle ordusunu Rumeli tarafına nakletti. Musa ve onun iş başına getirdiği kadrolardan rahatsız olan pek çok kıdemli Osmanlı beyi, başta Çandarlı İbrahim olmak üzere Mehmet'in tarafına meylettiler. Ümera ve alimler Mehmet tarafındayken Musa'nın arkasında alt tabakanın desteği vardı. Musa, ağabeyinin Rumeli'ye geçmesi üzerine kuşatma altındaki Roma kalelerinin önündeki adamlarını toplayıp batıda muharebe edebileceği bir yere çekildi. Taraflar İnceiz'de karşı karşıya geldi. Musa Çelebi, taraftarlarından bazılarının karşı tarafa geçmesine rağmen muharebeyi kazanmayı bildi. Mehmet ise postu deldirmekten son anda kurtularak yaralı bir şekilde kendisini Anadolu'ya attı.
Yan koldan ilerleyen bir gelişmede de İzmiroğlu Cüneyt Bey, şehzadeler mücadeleyi tutuşmuşken bundan istifade Rumeli'den kaçıp İzmir'deki beyliğini ele geçirdi. Mağlup da olsa Anadolu'da gücü elinde tutan Mehmet Çelebi, İzmir'e yürüyüp Cüneyd'e boyun eğdirdi. Üstünlüğünü kabul ettirdi. Musa Çelebi de Balkanlardaki meselelerine yöneldi. Bulgaristan'ın uç noktalarına varıp Konstantin'in isyanı daha da büyümeden bastırdı. Bulgar lideri başka ülkelere sığınmak zorunda bıraktı. Sırp despotuna sığınan bazı Türk beylerini cezalandırmak için Sırbistan topraklarına saldırdı ve yağmalar yaptı. Priştine yakınlarındaki Novoberda'yı kuşattı. Sırbistan'da şehir ve kaleler aldı. Düşmanlarını yeterince hırpalayınca Arnavutluk üzerinden Selanik tarafına gitti. Beklenmeyen bir karakter saltanat kavgasına bir anda dahil oluvermişti. Zamanında 1. Murat'a isyan eden Şehzade Savcı'nın oğlu Davut, kuzenleriyle mücadeleye girme niyetindeydi. Macar kralınca desteklenen Şehzade Davut, bir Sırp prensiyle Selanik'teki 7. Yanis'in yanına Selanik'e gönderilmiş ve burada isyan başlatmıştı. Davut etrafına adam toplasa da kuzeni Musa ile baş edecek seviyeye ulaşamadı. Başarısız girişimi istediği neticeyi vermedi. Rivayete göre Musa Çelebi tarafından yakalanıp gözlerine mil çekilmek suretiyle saf dışı bırakıldı. Mehmet Çelebi Musa'nın üzerine bir kez daha gitme niyetindeydi. Babasının tahtını hiçbir şeyi arzulamadığı kadar arzuluyordu. Tüm Osmanlı mülkünün efendisi olmayı kafasına koymuştu. Musa Çelebi hata üstüne hata yaptıkça bu emeline dem be dem daha da yaklaştı. Tüm ağır toplar ona destek veriyordu. Doğu Roma İmparatoru 2. Manuel, Sırp despotu Stefan Lazarević, Vezir Çandarlı İbrahim, Gazi Evrenos ve daha niceleri. Son büyük kozu da Dulkadirli Beyliği oldu. Dönemin güçlü Türk beylerinden Dulkadirli hükümdarı Nasreddin Muhammed, Mehmet Çelebi'nin kayınpederiydi. Buna istinaden Mehmet ondan yardım talep etti. Nasreddin Bey de oğlu komutasında kalabalık bir birliği damadının emrine girmesi için Elbistan'dan yola çıkardı. İyice güçlenen Mehmet Çelebi 1413'te yine Roma filosunun yardımıyla Rumeli'ye geçti. Edirne'ye doğru ağır ve emin adımlarla ilerledi. Musa Çelebi üzerine gelen kalabalık orduyu durduramayacağını anlayıp kenti terk etti. Sofya tarafına çekildi. Mehmet Edirne'ye girse de görülecek bir davası olduğundan oyalanmadan kardeşini takip etti. Tarafların orduları Samokov yakınlarındaki çamurlu mevkiinde Temmuz 1413'te karşılaştılar. Musa Çelebi varını yoğunu ortaya koyarak azimle mücadele ettiyse de kardeşinin ordusu karşısında ciddi bir varlık gösteremedi. Mağlubiyeti kabul edip Efla'ya kaçmak için harp meydanından ayrıldı. Peşinde Saruca Bey vardı. Peşindekileri atlatmaya çalışırken bir bataklığa saplandı. Kimi rivayetlere göre bataklıkta boğulurken, kimine göre de kendisini takip edenler tarafından bataklıktan kurtarılıp yay kirişiyle boğuldu. Cansız bedeni kardeşinin huzuruna çıkarıldığında Mehmet Çelebi, yıllardır süren bu mücadelenin vermiş olduğu zihinsel yorgunluktan ve kardeşinin cansız bedenini görmekten olsa gerek, gözyaşlarını tutamadı. Bu gözyaşları aynı zamanda babasının mülkünde kendisinden başka hak sahibinin kalmadığının da emaresiydi. Çelebi Mehmet, Timur'un parçalayıp neredeyse yıktığı Osmanlı topraklarını yeniden bir Osmanoğlu elinde birleştirmiş ve atalarının devletini ikinciye kurmuştu. Timurluların gücünden çekinip onların üstünlüğünü kati suretle kabul etse de devir artık Çelebi Mehmet'in devriydi. Bundan sonraki görevi 1402'den sonra elden çıkan toprakları Osmanlı sınırlarına katmaktı. Tebaası uzun boyuna istinaden Çelebi Mehmet'i Tavil ya da Yunanca Kritses yani genç efendi kelimesinden bozma kirişçi namıyla anıyordu. 16 yaşında kardeşleriyle taht mücadelesine girişen genç efendi zoru başardı. Emir Timur'un parçaladığı Osmanoğullarının mülkünü kendi egemenliğinde birleştirdi. Bu yaptıklarıyla o, Fasıla-i Saltanat devrini kapatmış ve tarihçilerin yakıştırmasıyla Osmanlı'nın ikinci kurucusu olmuştu. Çelebi Mehmet, iktidara giden yolda kardeşlerini bir bir bertaraf ederek Edirne'de babasının tahtına oturdu. Ankara Muharebesi'ne kadar Osmanlı'nın resmi ve fiili başkenti Bursa'ydı. Ama Fetret Devri boyunca yaşanan gelişmeler Edirne'nin değerini arttırdı.
Rumeli topraklarının Anadolu'daki topraklara göre daha güvenlikli hale gelmesi ve Hristiyan toplumlar üzerine yapılacak gazalar için uygun bir üs oluşu, Edirne'yi bundan sonra Osmanlı padişahlarının payitahtı durumuna getirecekti. Yeni sultanın durup dinlenmeye ne arzusu ne de fırsatı vardı. Balkanlardaki rakipleri Sırp despotluğu, Doğu Roma, Mora, Eflak ve Atina'nın temsilcileriyle görüşüp olası savaş durumlarını ortadan kaldırdı. Tahta çıkarken kendisine yardım eden Doğu Roma İmparatoru II. Manu ile Musa Çelebi'nin imparatorluktan aldığı bazı yerleri vereceğine dair söz vermişti. Bu sözüne binaen Karadeniz kıyısındaki bazı kaleleri ve Teselya topraklarını Roma idaresine teslim etti. Sırplara da bazı tavizler verdi. Amacı, kardeşi Musa'ya yardım eden ve Osmanlı'daki otorite boşluğundan faydalanmaya çalışan Anadolu beyliklerini cezalandırmaya gittiğinde ardından olası bir düşman bırakmamaktı. Hedefinde 3 kişi vardı. İlki Musa Çelebi'nin desteğiyle Çelebi Mehmet Anadolu'dayken ortalığı karıştıran Aydınoğullarından Cüneyt Bey'di. İkincisi Osmanlıların en yaman rakiplerinden Karamanoğullarının beyi 2. Mehmet'ti. Mehmet Bey, Musa ve Mehmet Çelebiler Rumeli'de savaşırken fırsattan istifade Bursa'yı kuşatmıştı. Rivayet odur ki bir ay kadar süren kuşatmada Karaman Bey'i Osmanlılarca ortadan kaldırılan babasının intikamını almak için öz dayısı Yıldırım Bayezid'in kemiklerini mezarından çıkarıp yaktırmıştı. Karamanoğullarının Osmanlıların müttefiki olan Germiyanoğulları topraklarını işgali de işin cabasıydı. Sultanın cezalandırmak istediği üçüncü isim Kastamonu hakimi İsfendiyar Bey'di. Düşmanlarını cezalandırmak için kolları sıvayan Çelebi Mehmet, 1414 yılında Rumeli'den kalkıp Anadolu'ya geçti. Önce Cüneyt Bey'i aradan çıkarmak niyetindeydi. Ordusunu toplayıp Batı Anadolu'ya yöneldi. Cüneyt Bey ona karşı koyabilecek güçte değildi. Ceneviz, Rodos şövalyeleri, Menteşe oğulları Cüneyt'ten ziyade Çelebi Mehmet'i destekliyordu. Osmanlılar Ayasoluk, Menemen, Kayacık, Nif ve İzmir kalelerini aldılar. Daha önceden Rodos şövalyelerinin elinde olan İzmir Kalesi'ni fesat yuvası olarak görüp yıktılar. Cüneyt ailesiyle Kadife Kale'ye sığındı. Çelebi Mehmet, annesinin ricaları üzerine Cüneyt Bey'in canını bağışlayıp onu Rumeli'ye yolladı. Aydınoğulları topraklarını ise doğrudan kendisine bağlayıp buraları yönetmesi için bir sancak beyi vazifelendirdi. Menteşe oğulları da o esnalarda Mehmet'in üstünlüğünü tanımışlardı. Sırada Karamanoğulları vardı. Çelebi Mehmet, Aydınoğulları seferinin ardından Bursa'ya geçti. İkinci Mehmet Bey'in kentin varoşlarına verdiği zararı görünce düşman üstüne gitme isteği kamçılandı. Karamanoğullarının daha önceden Bursa'yı yağmalayıp tarumar etmişlikleri de vardı. Bu yüzdendir ki bu beyliğe olan kin ve düşmanlık had safhadaydı. Çelebi Mehmet önce İsfendiyar Bey'e mektup yazdı. Konya tahtına yürüyeceğini, kendisine destek vermesini istedi. Aksi durumda Kastamonu tarafına gelip onunla savaşacağını bildirdi. Sıranın kendisine geleceğinden korkan İsfendiyar Bey, sefer sırasında oğlu Kasım'ı Osmanoğullarına destek için yollayıp sultanın gazabından kendini korudu. Çelebi Mehmet bir mektupta Germiyan Bey'i 2. Yakup'a yolladı. Mektubunda Karamanoğlu'nun benim ülkeme saldırdığını gördü. Ona karşı sefere çıkıyorum. Bana olan dostluğunu göstermelisin. İnşallah ben onun üzerine Seyit Gazi'den çıkacağım. Sen de gelecek orduma ülkenden azık göndermelisin. Yoksa senin üzerine de geliyorum. Hazır ol, dedi. Yakup Bey cevaben, azıksa bunu söylemeye bile gerek yok. Ben kendim de hizmet için candan ve gönülden varıyorum, dedi. Böylece Çelebi Mehmet, İsfendiyar ve Yakup Bey'in de desteğiyle Karaman seferine çıktı. Osmanlı ordusu Karaman topraklarına girip önce Akşehir'i aldı. Takiben Seydişehir ve Beyşehir'i ele geçirdi. Karaman Bey'i düşmanına mukavemet gösteremeyeceğini anlayıp Konya'ya çekildi. Çelebi Mehmet kuzeni olan 2. Mehmet'in üzerine yürüyüp kenti kuşattı. Kuşatma Osmanlı açısından istenilen sonucu vermedi. Şiddetli yağmur ve selin etkisiyle kent düşürülemediği gibi fazlaca kayıp verildi. Karaman Bey de oldukça ağır bir darbe aldığından Osmanlılarla anlaşma yoluna gitti. Ve taraflar birbirlerine saldırmayacaklarına dair söz verdiler. Şimdilik Anadolu'daki sükuneti bağlayan sultan yönünü batıya çevirdi.
Doğu Roma, Venedik ve Papalık Mehmet'in işleri yoluna koymasından memnun değildi. Bu memnuniyetsizlik bir Haçlı seferi için diplomatik temasların başlamasına neden oldu. Bu temaslar sürerken Türklerin akınlarından korkan Doğu Roma İmparatoru II. Manuel, Mora despotunun yanına gidip Korint'te bir sur dahi yaptırmıştı. Ama Çelebi'nin ilk hedefi Konstantinopol ya da Mora olmadı. Sultan, şehzadelerin kapışmasından yararlanan büyük deniz gücü Venedik'i gözüne kestirmişti. Osmanlılarda deniz faaliyetleri, Batı Anadolu beylikleri, Aydın, Saruhan ve Menteşeoğullarındaki kadar hızlı gelişmedi. Birbirine çok benzer sosyal dinamikleri ve temelleri olan beylikler arasında bu tarz bir fark olmasının tek sebebi vardı. Osmanlılar 1353 yılı gibi erken bir tarihte Rumeli'ye çıkıp buraya tutunmayı başarınca önünde kara gücünü kullanabileceği uçsuz bucaksız Balkan Yarımadası beliriverdi. Diğer beylikler için ise Ege Denizi ya da diğer bir tabirle Adalar Denizi doğal bir engeldi. Doğuya doğru da genişleyemediklerinden denizcilikle uğraşmaları kaçınılmaz oldu. Osmanlıların denizle ve denizcilikle uğraşmak zorunda kalışı elbet benzer bir zaruretle olacaktı. Öncelikle Çanakkale Boğazı'nın güvenliği ve deniz ticaretinden ekonomik olarak faydalanma isteği Osmanlıları denizciliğe yöneltti. Timur'un istilası Osmanlı'nın yeni yeni başlayan denizcilik faaliyetlerini baltalasa da Çelebi Mehmet ipleri eline alınca babasından kalan ufak donanmanın büyütülmesini sağladı. Donanmanın başına da Çalı Bey adlı bir denizciyi getirdi. Venedik'in azılı düşmanı Ceneviz'de ittifak yaptı. Venedik'e bağlı Naxos dükü Pietro Zeno uzun süredir Osmanlılara denizlerde göz açtırmıyordu. Çelebi Mehmet Zeno'nun üzerine sefere çıkılmasını emretti. Çalı Bey 42 parçalık filosuyla Adalar Denizi'ne açıldı. Türk denizcileri Naxos ve yine buraya bağlı Paros, Melos ve Andros adalarına çıkarmalar düzenleyip tahrip ve yağma yaptı. Korkan Naxos dükü kendi gemilerini limandan çıkaramadı ve Osmanlılara vergi vermeyi kabul etti. Türklerin taarruzu ve Çanakkale Boğazı'nı kontrol eder duruma gelmeleri Venedik'te yüzleri düşürdü. Venedik'in bir şey yapıp olayları lehine çevirmesi lazımdı. Pietro Loredano komutasında 15 büyük kadırgadan oluşan filo Nisan 1416'da Ege sularına geldi. Venedik'in niyeti savaştan ziyade Boğaz'ın ticaret gemilerine açık tutulmasıydı. Hatta bunun için yanlarında 2 tane de diplomat getirmişlerdi. Osmanlı ise bu bölgeleri doğaldır ki kendi hakimiyet alanı olarak görüyor ve kendine sorulmadan iş yapılmasını istemiyordu. Amiral Pietro 28 Mayıs'ta Gelibolu açıklarına geldi. Tomasso adında bir yaverini Çalı Bey'e göndererek amacını söyledi. Ortada resmen ilan edilmiş bir savaş olmadığı için ortam sakindi. Fakat bir sonraki gün geçiş izni almış bir Ceneviz ticaret gemisi Boğaz'a girmeye çalışınca olan oldu. Venedikliler rakiplerine ait gemiyi vurup batırınca Osmanlı yetkilileri küplere bindi. Venedikliler nasıl olur da Osmanlı karasularında böyle kafalarına göre hareket ederdi? Üstelik batırılan gemi geçiş izni almıştı ve Türklerin müttefikine aitti. Çalı Bey buna sinirlenip derhal gemicilerine emir verdi. Osmanlılar koşarak gemilere yöneldi ve denize açıldı. Venedik donanmasının üzerine gidiyorlardı. Amiral Pietro bunu resmi savaş ilanı olarak kabul edip çarpışma kararı verince Osmanlı tarihinin ilk resmi deniz savaşı 29 Mayıs 1416'da başladı. Venedik'in 15 büyük gemisi vardı. Osmanlıların ise o sırada 13 çektirisi ve 21 tane daha küçük tip gemisi mevcuttu. Filolar arasındaki teknik üstünlük ise karşılaştırılamayacak şekilde Venediklilerdeydi. Kürekli gemiler çağının en iyi gemileri onlardaydı. İtalyanların gemileri muntazam ve büyük olduğu kadar toplarla da donatılmıştı. Osmanlı gemilerinde ise rakibin ateş gücüne karşılık verebilecek sadece ok vardı. Normal şartlarda dönemin klasik deniz savaşı tarzı mahmuzlama ve rampaja dayanıyor olsa da Venedik gemilerindeki toplar Osmanlılara yaklaşmaksızın savaş yapılmasına zemin hazırlıyordu. Ek olarak İtalyan gemileri yüzyıllardır bu işi yapmanın getirdiği avantaja sahip usta denizciler tarafından yönetiliyordu. Her şeye rağmen rakibin üzerine saldıran Çalı Bey ve gemileri Venedik ateşi altında kalıverdi. Zaten çok sağlam olmayan Türk gemileri aldıkları isabetler sonucunda ağır yaralanıyor,
istenilen oranda rakibe yaklaşamıyordu. Sonucu belli bir savaşa giren Osmanlı Deniz Bey'i son bir çare yanan gemilerinin ve ölen personelinin arasından süzülerek rakibin kaptan gemisine doğru sokuldu. Amirale yeterince yaklaşan birkaç gemiden rakibe ok yağdırıldı. Bu yoğun ok atışı sırasında amiral sol bacağından ve yanağından yaralandı. Ama bu savaşın neticesine etki etmedi. Venedikliler ateş gücünün verdiği avantaj, denizcilik bilgisi ve kaliteyle Osmanlı gemilerini ele geçirmeyi başardı. Çalıbey ve pek çok Levent savaş sırasında şehit oldu. Geri kalan personel de esir düştü. Esir edilen 12 geminin personeli, savaşı Gelibolu sahillerinde yaşlı gözlerle izleyen kadınların ve çocukların şahitliğinde kılıçtan geçirilip denize atıldı. Sonrasında Amiral Pietro, Lapseki'ye saldırıp burayı almak istediyse de emrinde büyükçe bir kuvvet olan Halil Bey'in yakınlarda olduğunu öğrenince bundan vazgeçti. Sonuçta İtalyanlar denizde üstün olabilirlerdi. Ama muharebe karaya taşınırsa Osmanlı'nın asıl gücüyle karşılaşma talihsizliğini yaşamak istemezlerdi. Derken aldığı galibiyetin ardından Venedikliler Bozcaada'ya doğru yöneldi. Beş çektiği ganimet olarak alıp geri kalanları işe yaramaz gerekçesiyle yaktılar. Böylece Osmanlılar ilk büyük deniz muharebelerinde Venediklilere mağlup oldular. Denizlerdeki mücadele devam ederken Osmanlı-Venedik mücadelesi karada da sürmekteydi. Osmanlı uç beyleri sultanın emriyle Arnavutluk kıyılarındaki Venedik kalelerine saldırdılar. Daha önce Balçaların toprağı olan Avlonya Türklerin eline geçti. Bu seferler esnasında Venedik'e bağlı bazı yerlerin dışında Castriota hanesine ait Akçahisar ve birçok yerleşim de ele geçirildi. Osmanlı'nın denizde, Venedik'in ise karada galip gelemeyeceğini anlaması üzerine taraflar müzakerelere başladılar. Birkaç yıl sonra Doğu Roma İmparatorluğu'nun aracılığıyla bir barış anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla taraflar boğazlarda serbestçe ticaret yapabilecekler, Osmanlılar Venedik'in elinde tuttuğu adalara ses çıkarmayarak Venedik'in denizdeki üstünlüğünü kabul edecek, Venedikliler ise bazı adaları ellerinde tutmanın karşılığında Osmanlılara vergi verecekler ve Arnavutluk kıyılarındaki birkaç kaleyi tamamen Türklere bırakacaklardı. Bu anlaşmanın gösterdiği en mühim şey, Osmanlı'nın denizlerde daha istediği güce ulaşamamış olmasıydı. Venedik-Osmanlı mücadelesinin devam ettiği sıralarda Timurlular, 1. Mehmet'i zora sokacak bir hamlede bulundular. Emir Timur'un oğlu Şahru, Çelebi Mehmet'in kardeşlerini bertaraf edip Osmanlı mülküne egemen olduğunu öğrenmişti. Osmanlı'nın yeniden ayağa kalkması Timur Devleti için büyük bir sorun olabilirdi. Şahruh sorunu halledip Osmanlı yeniden bir iç savaşa sürüklemek adına Yıldırım Bayezid'in esir alınarak Semerkant'a götürülen oğlu Mustafa'yı sahaya sürdü. Mustafa Çelebi 1415 Ocağı'nda Trabzon'a vardı. Oradan Konya'ya geçti. Takiben Kastamonu Bey İsfendiyar'a sığındı ve onun desteğiyle Karadeniz üzerinden Eflak'a iltica etti. Eflak Voyvodası Mirsea'da Musa Çelebi'ye destek verdiği için Mustafa'ya da destek verdi. Onu isyan etmesi için kışkırttı. Mustafa aldığı destekle Osmanlı topraklarına girdi. Edirne'deki Osmanlı yönetimi şehzadenin meşruluğunu yok saymak adına onun Yıldırım'ın oğlu olmadığı propagandasını yaptı. Bu yüzdendir ki tarihi kaynaklar Mustafa Çelebi'den Düzmece Mustafa olarak bahsetmektedirler. Mustafa Çelebi'nin yanına koşan ilk kişi Nibolu Sancak Bey olarak Rumeli'ye sürülen Aydın Bey Cüneyt oldu. Fakat isyana katılımlar Mustafa Çelebi'nin beklediğinden azdı. Sultanın Edirne'den kuzeye doğru yönelmesi üzerine Mustafa, mukavemet gösteremeyeceğini anlayıp 2. Manu ile sığındı. Doğu Roma'nın hayatta kalmak için o dönemlerde uyguladığı temel politikalardan biri, bir şehzadeyi ötekine karşı kullanmaktı. Bu doğrultuda 2. Manuel, Mora'dan döner dönmez 1416 baharında Mustafa'yı Selanik'e yolladı. Yanında Cüneyt Bey olduğu halde Mustafa, Makedonya topraklarında taraftar toplamaya başladı. Serez'i ele geçirip uç beylerini sancağı altında toplamak için çağrıda bulundu. Çelebi Mehmet ise bir süredir barış halinde olduğu Doğu Roma'ya savaş açtı. Adamlarını yollayıp Marmara Ereğlisi'ni aldı. Umur Bey'in Anadolu'da imparatorluğa bırakılan Hereke, Gebze, Danca, Kartal ve Pendik fethinin bu zamana denk geldiği düşünülebilir.
Mustafa Çelebi Serez'de isyan halindeyken Anadolu'da yaşananlar sultanın canını sıktı. Canik bölgesinde Pir Ömer adındaki bir emir ortalığı karıştırmıştı. Samsun ve Bafra İsfendiyar Bey'i oğullarından Hızır Bey tarafından ele geçirilmişti. Karaman Bey'i de düşmanlığını iyiden iyiye arttırmış ve her fırsatta hak iddia ettiği Beyşehir ve Akşehir'e ordu sevk edip buraları ele geçirmişti. Venedik'in o sırada Gelibolu'yu abluka altında tutması sultanın Anadolu'ya geçişini engellemekteydi. Ama bunlardan çok daha mühim bir sorun vardı. O da Simavna Kadısı'nın oğlu Şeyh Bedrettin'di. Musa Çelebi Rumeli'de hüküm sürerken kaz askerlik görevinde bulunan Şeyh Bedrettin, Musa'nın yenilmesiyle İznik'e yollanmıştı. Şeyh Bedrettin, devletin benimsediği dini ve sosyal anlayışa ters düşecek görüşleriyle biliniyordu. Sosyal ve iktisadi alandaki görüşleri özellikle heterodoks İslam anlayışına sahip kişilerde, siyasi istikrarsızlıkta hırpalanmış halkta ve uç bölgelerinde yaşayan ahalide karşılık buluyordu. Şeyhin müritlerinden Börklüce Mustafa İzmir Karaburun'da, Torlak Kemal'de, Manisa'da isyan ettiler. Bazı tarihçilere göre bu müritler Bedrettin'in düşüncelerini tam kavrayamamış kişilerdi. Bölgedeki Osmanlı idarecileri Börklüce'nin isyanına müdahale etmeye çalıştılarsa da isyancılar her çatışmadan galip çıkmayı bildiler. Üst üste aldıkları başarılar onların daha cesurca hareket etmelerini ve çok daha fazla insana ulaşmalarını sağladı. Müritleri isyan eden Şeyh Bedrettin, yaşananlardan sorumlu tutulacağını anlayıp bir bahaneyle İznik'ten ayrıldı ve Kastamonu'ya kaçtı. İsfendiyar Bey aracılığıyla Efla'ya kaçtı. Osmanlı muhaliflerine kapısı her zaman açık olan Mircea'dan askeri destek aldı. Önce Zara'ya, oradan Silistre, Dobruca ve Deli Orman'a giderek burada yerleşti. Bölge ahalisi akın akın onun etrafında toplandı. Her kesim ve eğilimden insanlar onun yamacına koştular. Tarihçilere göre o ve bilhassa müritleri hem ulemanın hem de merkezi yönetimin tasvip etmeyeceği görüşlerinde aşırıya kaçtılar ve dönülmez bir noktaya gelerek isyanlarını merkezi devlete karşı büyük bir çatışmaya dönüştürdüler. Kimi kaynaklara göre Bedrettin saltanat davası gütmeye dahi başlamıştı. Şeyhlikten şahlığa geçmek istiyor gibi görünüyordu. Fakat bazı tarihçiler Şeyh Bedrettin'in isyan etmediğini, müritlerinin ayaklanma çıkardığını, şeyhin de bu isyanlarla ilişkilendirildiği üzerinde durmaktaydılar. O esnada kardeşinin isyanıyla uğraşan Çelebi Mehmet müşkül durumdaydı. Fetret devrindeki kaosu andıran bir vaziyetle karşı karşıyaydı. Buna rağmen hemen üzüntüye kapılmadı. Her şeye rağmen kuyruğu dik tutmaya çalıştı. Önce Mustafa Çelebi'yi aradan çıkarmayı düşündü. Serez'e hareket edip Mustafa'yı mağlup etti ve onu 1416'nın sonbaharında Selanik'e kaçmaya zorladı. Şehzadenin ipi 2. Manuel'de olduğundan doğrudan imparatorla iletişime geçip işi bitirmeyi denedi. Ona elçiler yollayıp şehzadeyi salmayıp hapsetmesini istedi. İmparator Mustafa'yı Limni'de, Cüneyt'i de İstanbul'da bir manastırda mahpus tutma karşılığında yıllık 10 bin duka altın istedi. Sultan bu belayı bir an önce başından def edebilmek adına şartları kabul etti. Mustafa imparatorun adamlarınca yakalanıp Adalar Denizi'ndeki Limni'ye götürüldü. Sıra Bedrettin ve müritlerindeydi. Sultan ordusunu toplayıp Bedrettin'in üstüne giderken Vezir-i Azam Bayezid Paşa ve Şehzade Murat da müritlerin üzerine gidecekti. Venedikliler boğazı tuttuğu için Osmanlılar güçlerini birleştiremiyorlardı. Bayezid Paşa Karaburun'un ucuna kadar sürüklediği Börklüce'nin kaçışına engel olarak onu yendi. İsyancıları dağıtıp tehlikeyi def etti. Börklüce'yi Ayasulu'a getirdi. Rivayet odur ki şeyhin müridi fikirlerinden dönmesi için işkenceye maruz kaldı. Sapkınca olduğuna kanaat getirilen fikirlerinden dönmeyince çarmıha gerilip bir devenin üzerinde teşhir edildi. Börklüce'nin isyanının bastırılmasını takiben Torlak Kemal'in üzerine gidildi. Torlak Kemal'in isyanı çok daha kolay bir şekilde bastırıldı. Torlak Kemal de Manisa'da idam edildi. Çelebi Mehmet kalabalık bir orduyu Deli Orman'a yolladı. Osmanlılar Şeyh'i Zara tarafında sıkıştırıp yakaladılar. Şeyh'i Serez'e götürüp Çelebi Mehmet'in huzuruna çıkardılar. Padişah onunla ilgili hükmünü vermek için İran'dan yeni gelmiş Mevlana Haydar'a danıştı.
bunun gibi iş edenin şer'an hali nicedir. Bu dahi asılda bir danışment kişidir. Padişahın kendi ulemasına değil de bölgeye yeni gelmiş bir alimden fetva istemesi düşündürücüdür. Osmanlı ulemasının Bedrettin'le ilgili kafasının karışık olduğu düşünülebilir. Hatta sultanın dahi şeyhi danışment, yani bilgili ve muteber bir kişi olarak tanımlaması dikkat çekicidir. Yargılamanın ardından katli uygun görülen Şeyh Bedrettin, pazar yerinde halkın gözü önünde dar ağacında sallandırıldı ve isyan bastırıldı. Çelebi Mehmet bir derdinden daha kurtuldu. Sosyolojik olarak üzerinde detaylıca durulması gereken Şeyh Bedrettin isyanının bastırılması, aynı zamanda giderek katılaşan Osmanlı merkezi yönetim anlayışının da büyük bir zaferiydi. Sultan Rumeli'de hayatta kalma mücadelesi verirken, Anadolu beyleri az önce de belirttiğimiz gibi rahat durmamışlardı. Çelebi Mehmet özellikle de İsfendiyar Bey'in kendisine olan düşmanlığından rahatsızdı. Bey hem Mustafa Çelebi'nin hem de Şeyh Bedrettin'in Rumeli'ye çıkmasına yardım etmişti. Sultan kendisine yapılanların intikamını almak için 1417 başında Anadolu tarafına geçti. Bursa üzerinden Kastamonu üzerine yürüdü. Yanında İsfendiyar Bey'in oğlu Kasım da vardı. Kasım babasının kendisini dışlayıp kardeşlerine meyletmesi üzerine daha önce beraber savaştığı Osmanlılara sığınmıştı. Çelebi Mehmet ordusuyla bölgeye gelip Kastamonu, Çankırı, Tosya, Kalecik ve Bakır Küresi'ni istedi. İsfendiyar Osmanlı ordusunun kapısına kadar gelmesinden korkup Çankırı, Tosya ve Kalecik'i oğlu Kasım'a verilmemesi şartıyla Çelebi Mehmet'e bıraktı. Onun hükümdarlığını kabul etti. Sultan İsfendiyar Bey'in arzusunu görmezden gelip aldığı bölgeleri kendine bağlı kılacak şekilde Kasım Bey'e verdi. O yılı eski sancağında oğlu Murat'ın yanında geçirdiği düşünülen sultan 1418'de Canik bölgesine sefer düzenledi. Hızır Bey'in elindeki Samsun'u alamasa da bölgedeki kargaşaya bir son verdi. Samsun'un zaptı 1421'de Amasya Sancak Bey'i Şehzade Murat ve Hamza Bey'e nasip olacaktı. Sultan vaktini Amasya dolaylarında geçirirken İskilip'te Moğolların kollarından olan bir Tatar grubunu gördü. Vezir-i Azamı Bayezid Paşa'yı yanına çağırıp "Timur bu vilayetten Tatarları alıp gitti" derlerdi. "Ya bu vilayette bunların beyleri olup düğün eyleyip birbirine varış geliş ettikleri nedir? Benim seferime dahi gelmezler. İmdi bunları sürmek gerekti" deyip Tatarları buradan göç ettirip Rumeli'ye yolladı. Mihnet Bey'in emrindeki bu Tatar grup Filibe'ye yakın bir yerde iskan edildi. Benzer eylemlerin pek çok Türkmen aşiretine de yapıldığını ve bu iskan hareketlerinin Balkanların Türkleşmesini adım adım hızlandırdığını dipnot olarak belirtmek gerekir. Sultan seferden dönüşünde Karamanoğlu'nu da cezalandırma niyetindeydi. Bu amaçla Ankara'ya vardı. Fakat hastalandığı için komutayı Bayezid Paşa'ya bıraktı. Paşa Konya cihetlerine varıp Karaman ordusunu bir hileyle tarumar etti. Bir rivayete göre Karaman Bey'i Mehmet'i esir alıp sultanın huzuruna çıkardı. Huzura çıkarılan bey yemin ederek bir daha Osmanlılara yaramaz gözle bakmayacağını söyledi. Bu yemini üzerine Çelebi Mehmet anlaşmaya yanaştı. Hamid ili ve Said ili toprakları Osmanlılara kalırken Karaman Bey'i bir daha düşmanca hisler beslememek kaydıyla serbest bırakıldı. Lakin o daha serbest kalır kalmaz yeminini bozdu ve Osmanlılarla olan husumetini devam ettirdi. Ve bu düşmanlığının kıyamete dek devam edeceğini cümle aleme duyurdu. Belli ki Karamanoğlu meselesi uzun bir süre daha Osmanlı'yı meşgul edecekti. Sırada Fetret devri boyunca ortalığı karıştıran, Osmanlılara açıkça düşmanlık eden ve son zamanlarda Balkanlarda ilerlemek isteyen Macar Krallığı'nın etkisinde olan Eflak Voyvodası Mirsea vardı. Mirsea, İsfendiyar gibi Osmanlı isyancılarına defalarca kucak açmıştı. Sultan Anadolu beyliklerinden de destek alarak 1419'da sefere çıktı. Venedik'te barış imzaladığından Boğaz'ı sorunsuz geçti. Balkan dağlarından ilerledi, Tuna Nehri kıyılarına vardı. Öte yakaya atlayıp Mirsa'yı amansızca takip edip kılıcının gölgesini Eflakların üzerine düşürdü. Hatta Osmanlı akıncılarının bu sefer sırasında Macar topraklarına dek sarktıkları ve Severin Kalesi'ni zapt ettikleri dahi rivayet edilir. Çelebi Mehmet'in karşısında tutunamayan Mirsa'ya el mecbur Osmanlı'ya boyun eğip barış istedi.
Türklere yıllık vergi vermeyi kabul edip 3 oğlunu rehin olarak Osmanlı sarayına yollayacağına söz verdi. Osmanlılar Eflağ'ı daha rahat kontrol edebilmek adına Tuna'nın karşı yakasına Yergöy Kalesi'ni inşa edip buraya bir garnizon yerleştirdiler. Araya girip Osmanlı kuruluş dönemindeki seferlerin ve fetihlerin tarihi sıralamasının kaynaktan kaynağa farklılık gösterdiğini ya da müelliflerin kronolojiyi yer yer karıştırdığını belirtelim. Videomuzdaki seferlerin sıralaması, farklı kaynakların karşılaştırılması sonucunda ve modern dönem tarihçilerinin analizleri ışığında yapılmıştır. Osmanlı tam manasıyla toparlanıp yeniden güç kazanmıştı ki, doğudan uzanan kudretli bir elin sıcaklığını hissetti. Timurlu Şahru, Osmanlıların Anadolu'daki, Karakoyunluların Azerbaycan'daki faaliyetlerinden hiç de memnun değildi. Batıya doğru sefere çıkmayı planladı. Onun planları Çelebi Mehmet'i oldukça endişelendirdi. Sultan fetih hareketlerini olabildiğince aza indirip Timurluların dikkatini üzerine çekmemeye çalıştı. Tahta çıktığından beri Timurlularla arasını iyi tutmaya gayret ediyordu. Fakat Karakoyunluların faaliyetleri Şahruh'un öfkesini uyandırdı. Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf, Osmanlılara elçiler yollayıp müttefiklik teklif etse de Çelebi Mehmet bu konuda istekli değildi. Şahruh 1420'de Azerbaycan seferine çıkıp Kara Yusuf'u mağlup etti. Çelebi Mehmet'e mektup yollayıp Karakoyunlulara kapısını açmamasını tembihledi. Bu nokta Osmanlı tarihi açısından göz ardı edilse de oldukça dikkat çekicidir. Çünkü benzer bir durum Timur'la Bayezid arasında yaşanmış. Yıldırım Bayezid Timur'dan kaçanları himayesine alınca ve Timur'a boyun eğmek istemeyince Osmanlılar Ankara Muharebesi'yle tarumar olmuşlardı. Çelebi Mehmet'in babası gibi davranması büyük ihtimaldir ki Timurluların ikinci bir Anadolu seferine çıkmalarına sebep olacaktı. Fakat bin bir zorlukla devleti yeniden ayağa kaldırmış olan Çelebi Mehmet edindiği tecrübelerle babası gibi yapmadı. Karakoyunluların tahriklerine kapılmadığı gibi Şahruh'a tam bir teslimiyetle boyun eğdi. Timurluların üstünlüğünü kabul etti. Şahruh da kendisini Osmanlılara karşı kışkırtan Venediklilere uymadı. Osmanlıların uçlardaki gaza faaliyetlerine saygı duyarak üzerlerine gitmedi. Olası bir çatışmanın engellenmesinde Çelebi Mehmet'in diplomatik tavrının payı büyüktür. Şahruh'un Azerbaycan ve Doğu Anadolu'daki faaliyetlerini endişe ve korkuyla izleyen sultan oldukça hastaydı. Daha 30'lu yaşlarının başında olmasına rağmen ecel onu almaya hazırlanıyordu. Öleceğini anlayınca kendisinden sonraki düzeni kurmak için çabaladı. Tahtını kendisinden sonra sorunsuz bir şekilde Amasya'daki oğlu Murat'a bırakma niyetindeydi. Tiz ulu oğlum Murad'ı getirdin. Ben hod bu döşekten kurtulmazım. Murat gelmedin ben ölürüm. Memleket birbirine tokuşur. Tedarük idün. Benim vefatım duyulmaya. Diyerek Murat'a biat edilmesini söyledi. Ayrıca hanedan üyelerinin birbirine düşmemesini arzu ediyordu. Kardeşleriyle yaşadıkları malumdu. O yüzden Murat'ın Edirne'de tahta çıkmasını, o sırada Hamit ilinde sancakta olan diğer oğlu Mustafa'nın Anadolu'ya hakim olmasını vasiyet etti. Sancağa çıkacak kadar büyümemiş oğulları Yusuf ve Mahmut'un ağabeyleri tarafından öldürülmemesi için Doğu Roma'ya rehin vermeyi düşündü. Doğu Roma'ya hem onlar için hem de kardeşi Mustafa için para da verecekti. Doğu Roma aldığı para karşılığında şehzadeleri hapis tutup salmayacaktı. Bu olaylardan kısa bir süre sonra Sultan 1. Mehmet, Haziran 1421'de Bursa'da vefat etti. Kimi tarihçilere göre Çelebi Mehmet'in ölümü uzun bir hastalık neticesinde olmamış, Sultan ani bir ölümle hayatını kaybetmişti. Ölümü her ne şekilde olursa olsun, Amasya'ya doğru dolu dizgin atını süren Ulak, parçalanmış Osmanlı'yı ayağa kaldırıp yeniden saygın bir güç haline getiren, Osmanlı geleneğinin yok olmasını engelleyen Çelebi Mehmet'in vefat haberini oğlu Murat'a götürüyordu. Bir devir kapanmış, yaşananlar geride kalmıştı. Tarihin el değmemiş sayfalarını doldurması için talih kuşu Mehmet oğlu Murat'ı seçmişti.